Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi harikasınızdır. Bugün de yeşil devam eden bir piyasa var. Aslında ben bugün sizlere video yapmayacaktım ama çok önemli bir haber geldi. Küçük resimden de gördüğünüz üzere 100x yapabilecek bir projeden bahsedeceğim sizlere. Bunun da whitelist'ine, yani çekilişine nasıl katılabilirsiniz? Videonun sonlarına doğru bunu da açıklayacağım. Linkini de paylaşacağım sizlerle. O yüzden bu bölümü neredeyse sadece ona ayırdım. Yani tatil günümde de kaçırmayın bu fırsatı diye gelip sizlere video yapmak istedim. O yüzden küçük bir piyasaya baktıktan hemen sonra bu konuya ilerleyeceğiz. Ama öncesinde tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız muhteşem olur. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Evet, gayet yeşil bir hava var. Artık gördüğüm üzere 2022'nin başlangıcında biraz daha böyle grafiklere doğru geçmeye başlayabiliriz. Çünkü spotta çok fazla hareket olmadığı için grafiklerde de bakacak çok fazla bir şey yoktu. O yüzden de zaten yeni, sağlam, kaliteli projeleri, benim yatırım yaptığım ya da yapmayı düşündüğüm projeleri sizlere gösteriyorum daha detaylı olarak. Hani bu zamanı bu şekilde daha kaliteli geçirelim. Biraz daha böyle uzaktaki geleceğe yatırım yapalım şeklinde. Şu an yavaş yavaş altlar daha fazla güç kazanmaya başlıyor. Neredeyse her videoda da söylediğim gibi dominansı BTC'nin hala 42'nin altında, bu güzel fiyatı artmasına rağmen böyle kalması altlara da para girdiğini, yani yeni nakit akışının olduğunu gösterir. Bu gayet iyi. Birkaç tane haber var. MicroStrategy'den bir tanesi gelmiş. MicroStrategy'nin CEO'su şunu demiş. BTC için dev tahmin. BTC bir gün 6 milyon dolara ulaşabilir. Yani şimdi bilemiyoruz neler olacağını. Tabii ki 1 dolardayken biri 60 bin dolar deseydi hadi be derdik oradan. Ne alakası var? 60 bin dolar nerede? 1 dolar nerede? Şimdi onun söylediği bize öyle geliyor. 50 bin dolarlar civarında 6 milyon dolar diyor. Yani mümkün mü? Kriptoda her şey mümkün arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde şununla alakalı. Bakın, dalgalanmalardan bahsetmiş. Yine grafik üzerinde, BTC grafiği üzerinde. Bu halving, yani yaralanma dönemlerinden de bahsetmiş. Genelde sert düşüşler oluyor. Ondan sonrasında çok sert artışlarla devam ediyor. Bunu daha öncesinde zaten sizlere göstermiştim. Şöyle bir yakınlaşayım aynı zamanda. Şu an buralardayız. Yani 49K'lar, 50K'lar civarı aslında bizim geriye çekildiğimiz, belki de o halving öncesinde çok sert artış yapmadan önceki, yani o artışa daha doğrusu bir kere de bir günde olabilecek bir şey değil tabii ki bu. Ama bu artışa başlamadan önceki durumda olabiliriz şu an deniliyor. Yani grafikleri işte, hani bu tarihin tekerrür etmesi benim de arada söylediğim laflardan bir tanesi. Bunu kopyala yapıştır yapmış gibi birkaç kere yaşandığı için bir daha yaşanma olasılığı var şeklinde konuşuluyor. Bakalım, göreceğiz. Gerçekten bu olursa sadece Bitcoin'e değil, yine dominansı çok çok yüksek olmamasına rağmen Bitcoin'e gelen güven daha fazla kişiye duyuracak kendini, yani kripto ile alakalı, ve daha fazla kişinin gelme şansı altcoin'lere de, Bitcoin'e de, Ethereum'a da, artık onu altcoin'den neredeyse saymıyorum, var arkadaşlar. Asıl konumuza geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Geçen, daha dünkü videomda 2.29 dedim matiklerde. Dedim ki hani uçuşa geçebilir, çok büyük haberler var. Hatta onu söyledim. En büyük haberlerinden, sadece haber olmayarak en büyük aksiyonlarından bir tanesi Uniswap'in Volume 3 dediğimiz V3'sinin Polygon ağının üzerinde olmasına karar verilmesiydi. 72 milyonun üzerinde kişi okey demiş. Sadece 500 bin hayır demişti Polygon ağına. Böyle olunca bu aslında çok büyük bir haberdi. Bu yüzden de güzel sonuçlar elde ettik zaten. Sadece bir gecede %10'a yakın bir kar aldık. Şu an 2.50'ler, 2.52'ler civarında. Bir önceki en yüksek seviyesi olan 2.56'yı çok büyük ihtimal deneyecektir şu an. Ondan sonrasında tekrar güçlü hacim alabilirse, hala para gelirse tekrar artma şansı olabilir. Şimdi bugün söylediğim 100x yapabilme potansiyeli, hatta çok daha fazlası, ben biraz daha cüzi bir rakam bile söylüyor olabilirim. Bakın, 100x dediğim %100 artış değil. Yani 2x dediğimiz 2 katına çıkma durumu zaten %100 kazanç. Biz burada 100x'ten bahsediyoruz. Hesaplamasını siz yapın. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Bluezilla diye bir inkübatör var. İnkübatör dediğimde yeni projeleri alıp onlara marketing yapan, birçok bağlantısı olan, yani buradan güzel işler çıkartan bir platform. Launchpad gibi bile düşünebilirsiniz. Yeni projeleri, büyük projeleri başlatan. Bakın neler başlamış burada. Bilmeyenleriniz olabilir, bilenleriniz olabilir. BSCpad, genel launchpad'ler burada başladı zaten. BSCpad, Ethereumpad, işte KCCpad, NFT Launch, Gamezone. Yani isimlerini zaten duymuş olanlar olabilir. Bunların neredeyse hepsi geleceğe yönelik isimler. Game, oyun, NFT, Meta yeni çıktı. MetaVPad arkadaşlar, o kadar büyük hype'ı vardı ki. Göstereceğim ne demek istediğimi. O hype ve bu proje arkasında olduğu zaman neler doğabiliyor, bunu göstereceğim şimdi sizlere. Bakın, MetaVPad, benim de içinde olduğum yatırımla MetaVPad ve buradan whitelist kazananlar da var ki kazananlar şu an çok farklı yerlerde bile olabilir finansal olarak, 1290x yaptı. Şimdi şurada göstereyim. An ve an izliyordum ben bunu zaten. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 0.001 dolarla başladı ve 1.30 dolara, bakın orada 1.29 yazmışlar. En fazla 1.32 dolarları görmüş. Bu ne demek? 1300 katı demek. Katı. X demek. Sonrasında ise bu kadar düştüğüne bakmayın. Hala yaklaşık 400x'te stabil oluyor. Düşünsenize Bitcoin değerini o kadar arttırıyor ki 400x'te stabil olabiliyor. Yani en son gördüğü yer orası. Böyle bir hype yaratabilen, iyi proje yaratan, yüksek kalite proje yaratan bir yerin yeni projesinden bahsediyoruz. O da tam olarak bu. Katana Inu. Bunu bir şaka coin'i olarak düşünmeyin. Öyle bir isimle hani bir trend yaratabilmek için çıkmış olabilir ama onunla hiç alakası yok. Yani arka planı çok daha başka. Ki onu da anlatacağım zaten. Bakın şöyle aşağı inelim, örnekler vereyim. Neden 100x diyorum, hatta daha fazlası olabilir diyorum. Yani 100x bile az kalabilir, o yüzden söylüyorum bunu size. 1290, 630, 527 bunlar x'ler. Çıkabildiği noktalar. 410, 380, 360 bakın. En düşüğüne gelelim. O bile 38x yapmış. Hani en düşüğü. Konseptini az çok hepsinin biliyorum. Yani 121x, 99 daha bunlar çok fazla tanınmıyorken, daha yeni çıkartıyorken bu platformları bunlar oluyordu. Hani şu dönemde daha da fazla insan tanıyor, mantığını anlıyor vesaire. Buralara geldiği zaman zaten çok daha fazla kişi yatırım yaptığı için, çok daha fazla kişi geleceğine inandığı için onun değeri, herhangi bir projenin değeri çok daha sert artabiliyor. Biz konumuza gelelim. Dedim ki Katana Inu. Yani bu bir oyun olacak arkadaşlar. Her zamanki gibi Serti'ye zaten auditlerini yaptırıyorlar. Şu an yaptırıyorlar. Genel olarak daha tamamlanmamasına rağmen %94'ü secure, yani güvenli olarak oylamış bile. Şimdi tabii tamamlandığı zaman biz bunu görebileceğiz. Hani sonuçlarını görebileceğiz. Bakın audit in progress, yani şu an işte üzerinde çalışılıyor. Yine aynı şekilde CoinMarketCap'e ve CoinGecko'ya daha girmedi. Daha IDO döneminde, yani ön satış döneminde başlıyorlar. 23'ünde başlayacak. Zaten o yüzden hani bir an önce sizlere duyurmak, linki paylaşmak, whitelist'e girebilirsiniz. Birkaç yöntemini anlatacağım zaten nasıl girebileceğinizle alakalı. Ama whitelist tamamıyla ücretsiz. Biraz daha çekiliş yoluyla çıkıyor ama herkes yapabiliyor. Bunu göstermiş olacağım sizlere. Şimdi ana sayfasına gittiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir sayfası var. Bakın Katana Inu. Bu bir oyun ama diğerlerinden, yani şu ana kadar görmediğim farklı bir konseptle bir oyun. Peki neden? Şöyle, ben oyun, NFT, Metaverse alanında birçok proje inceledim. Sizlere anlattıklarım oldu, anlatmadıklarım oldu ama birçok proje gördüm. Bu proje yeni çıkmış trendlerin üzerine oynuyor ve bunu kombine etmiş diyebiliriz. Hani bunu burada anlatmıyor ama benim anladığım kadarıyla. Birincisi şaka coinleri. Şaka coinlerinden ilk çıkanlar Shiba ve Doge. Hani bunları ekliyor üzerine. Bir de gidip Battle Royale yapıyor. PUBG oynayanlarınız vardır. Apex Legend oynayanlarınız vardır. Fortnite oynayanlarınız vardır. Yani Last Man Standing, hani son adam kalana kadar oynanılan oyunlar bu Battle Royale diye geçiyor. 100 kişinin, zaten konsept aynı, 100 kişinin bir adaya atıldığını düşünün. Orada savaştığını ve son kişinin kazandığını. Ve bunu yaparken bu kadar eğlenceli, PUBG 100 binler, hatta milyonlar oynuyor. Bu kadar eğlenceli bir oyunu oynarken aynı zamanda buradan coin, NFT çıkartmayı, turnuvalara katılmayı, burada liderlik alıp buradan bu şekilde para da kazanabilmeyi, yani bu şansı düşünün arkadaşlar. Bence bu konseptle ve yüksek kalite yapacaklar. Bu özelliklerine gireceğiz. Yüksek kalite böyle bir oyun yaptıktan sonra insanların işte buraya girip oyun oynayıp zaten eğlenip bir de üzerine para kazanabilmeleri. Hatta white paper'ında o kadar detaylı girmeyeceğiz ama söylediği bir şey var. İnsanlar burada oyun oynayarak belki de finansal olarak özgür bir şekilde devam edecekler hayatlarına. Sadece oyun oynayarak. Yani oraya doğru gidiyoruz. Burada oynadığımız zaman sadece eğlence için olmasın. Aynı zamanda bunu ciddiye alıp çok daha fazlasını buradan kazanabilelim hep birlikte. Yani buraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Geleceğimiz kesinlikle buraya doğru şekilleniyor. Ona hiç şüphe yok. Şimdi IDO dediğimiz, bakın burada, yani bu private sale, ön satıştan bahsettiğimiz zaman coming soon diye yazmış. Burada zaten günü veya saati de kalmamış artık. 23'ünde bir haber gelecek. Yani onu bekliyoruz. Onun başlamasını bekliyoruz ki onu da duyuracaklar. Sayfaya döndüğümüz zaman şöyle bir hani misyonundan bahsedelim. Az önce size söylediğimle aynı. Yani ben buraları okumayı çok sevmiyorum zaten. Siz de okuyabilirsiniz bunu. Tam olarak yapmaya çalıştıkları şey oyun çevresini değiştirmek. İnsanların buradan hani hem ciddiye alıp hem eğlenip hem de para kazanabildiği bir şekle sok. Hani bu oyun dünyasını biraz daha bu şekilde değiştirmek. Ama bunu da yüksek kalite oyun üreterek yapmak Battle Royale zaten trend olduğu için bu konsepti kullanarak rekabetçi sistemi geliştirip çok daha farklı yerlere getirmek. Belki gerçekten bunu yapabilecekler. Fortnite'a bakın arkadaşlar, Metaverse'e doğru gidiyor. Yani sonrasındaki açıklamaları biz bir Metaverse oyunuyuz oldu. Hani baştan oyun olarak başladı. Milyonlara yayıldı. Ondan sonra Metaverse'e ilerledi. Yani burada konserler falan verildi yani Fortnite'in içerisinde. Neden böyle bir proje olmasın? Arkasındaki destekçileri de bu kadar büyükken. Hani ondan bahsetmeye çalışıyorum size burada. Ben zaten videolarını görüyorsunuz da veriyorum arada. Hani daha destekleyici olsun diye. Bundan sonra da tabii vermeye devam edeceğim video sırasında. İstatistiklere de değinmiş. Genelde bunlar çok önemli. Çünkü 2019 yılında yaklaşık 151 milyar dolar değerinde bir kazanç elde edilmiş. 2020'ye geldiğimiz zaman bu 162 milyar dolara çıkıyor ve 2021'de yapılan rakamda 175 milyar dolar. Yani bunun çok daha 2026'ya geldiğimiz zaman 296 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor. Yani büyümesi bekleniyor. Bu çok büyük bir market arkadaşlar. Zaten o yüzden biraz daha böyle heyecanlanıp direkt size anlatmak istedim bu tatil günümde bile onu söylüyorum yani. Token ekonomisine bakalım şöyle küçük bir. Bakın ön satışlarda şunlar verilecek. %5, %10 ve public sale dediğimiz %6'sı. Yani yaklaşık %21'i burada satılacak. Bunun dışında şu da dikkatimi çekti. %30'u bakın %29 staking. Staking de var. Bunu da anlatacağım. In-game rewards yani oyun içerisinde verecek ödüllere %1'i de airdrop olarak verecek. Bu büyük bir rakam. Yani büyük bir rakamı buna ayırmaları gayet güzel olmuş. Hala marketing yapacaklar. Buraya gelen parayı bu arada tekrar buraya yatıracaklar. Yani NFT'lerinden aldıkları, satışlardan aldıkları, coin'in ismi Kata. Buradan aldıkları karların çoğunu tekrar oyuna yatıracaklar. Geliştirebilmek adına. Şimdi 3 tane ana başlığı var. Neden burayı seçmelisiniz diye. Birincisi arkadaşlar zaten anlattığım PC game yani bilgisayar oyunu olacak. Yani bilgisayardan bunu oynayabileceksiniz, bağlanabileceksiniz. NFT market yeri olacak. Farklı NFT'ler gelecek. Aynı zamanda oyun içi NFT'lerinin hani bu kıyafetlerinin, skin dediğimiz karakter tiplerinin hani bunların hepsinin oyundan düşürebildiği, satılabildiği, satın alabildiği özellik alıyorsunuz. Mesela oyunda çok daha iyi oynayabiliyorsunuz belli başlı şeylerle. Bunların alınabilip satılabildiği yerler olacak. Bu da çok güzel. Ekonomiyi geliştirmek, döndürmek açısından. Son olarak da staking in-game rewards. Yani oyundan coin toplayabileceksiniz ve bu coinleri staking yapabileceksiniz. Ya da aldığınız coinleri direkt. Çünkü borsalara da girmeyi planlıyorlar. Bu da haritalarında var. Bunları staking yapabileceksiniz. Ayrı bir pasif gelir elde edeceksiniz. Bu kelimeyi daha fazla duyar oldum. Sizlere de daha fazla telaffuz ediyorum. Daha bunları hani play to earn mekanizması yani oyna ve kazan mekanizması içerisinde aynı zamanda staking yapıp daha da fazla gelir elde edebileceksiniz. Bu arada size anlatırken bakın Telegram'dan daha bu videonun sırasında Telegram'dan bir mesaj geldi. MetaVPad'in içerisinde görüyorsunuz direkt Katana Inu ile alakalı az önce konuştum onunla alakalı bir şey geldi. Thursday December 23rd yani 23'ünde IDO başlıyor. İşte belli başlı yerlerde olacak. Bakın IDO'nun tarihini vermişler. Yani onlar da çok heyecanlılar. Bütün her yerde zaten bu paylaşılıyor. Bluezilla'nın başlattığı her yerde zaten bu da paylaşılıyor. Bunu da en azından video sırasında olduğu için göstermek istedim. Çok büyük bir ilgi alabileceği yani 100x ve çok daha fazlası yapabilme ihtimali var. Bu videodan sonra zaten hani Twitter'a da yazarız bakalım kaç x oldu beraber görmüş oluruz onu da. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bu play to earn'in yanında bir de free to earn yani ücretsiz olarak bağlanıp oynayabilip hala kazanabileceğiniz oyun çeşitleri de olacak. Yani illa buraya yatırım yapmanıza gerek yok para kazanabilmeniz için. Oyun başladığı zaman buradan aslında bu şekilde de kazanabiliyor olacaksınız. Bence bu da gayet güzel bir özelliği. Hani free to earn bu da ikinciye görüyorum böyle bir şey. Bir de başka bir platformlarda sizden bahsettiğim. Bakın Bluezilla zaten başta diğer oyun alanında ve kripto alanında büyük isimleri de görebiliyoruz. Partnerlik yaptıkları ve roadmap kısmına geldiğimiz zaman yani haritaya geldiğimiz zaman da belli başlı şeyler önemli. Bu ilk kısmı işte audit'ten biraz bahsettik. Market yeri açılacak. Private sale'lar yani ön satışlar olacak. Hani public sale olacak. Ondan sonra ikinciye geldiğimiz zaman zaten oyun direkt development yani kurulum programlama aşamasına giriliyor burada. Sonrasında görebilirsiniz bütün adımları zaten ama sonunda gördüğünüz üzere bir tane merkezi borsaya girilecek. Ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu yol haritasının 3. kısmında artık NFT market kısmını açıyorlar ve sonrasında daha fazla merkezi borsaya girilecek şeklinde yazıyor. Daha fazla listelenme olacak ve beta sürümü için artık oyun çıkmış olacak. Yani oynayabiliyor olacağız hepimiz. Hani şunu da söylemiş olayım sizlere. Bu projeye nasıl katılabilirsiniz? Birincisi arkadaşlar ücretsiz olarak yapılanı whitelist. Benim de linkini zaten YouTube videosunun aşağısına verdiğim. İkincisi Bluezilla'da az önce gösterdiğim launchpad'lere yani belli başlı launchpad'lere çıktığı az önce Telegram'da da gördük. O launchpad'lere yatırım yaparak hani bunu anlatmam burada çok uzun süreceği için kendiniz de araştırma yapabilirsiniz nasıl olacağını. Bunlara yatırım yaparak biraz yüklü yatırımlar gerektiriyor garanti ya da garantisiz hani çekiliş yoluyla da olabiliyor ama hala yatırım gerektirebiliyor. Bunlara yatırım yaparak yapabilirsiniz ya da şu şekilde olabilir. Bu tarz projeler ilk çıktıktan sonra, atıyorum mesela görüyorsunuz burada örneklerini, 100x, 200x, belki 300x'e gidebilecek bu proje. Öncesinde eğer 20x'te 30x'te daha yeni artıyorken, yine şurada grafikte de göstereyim. Atıyorum mesela daha yeni başladı. Belki buralardan yakalayabildiniz. Hani satın alabildiniz. PuCoin üzerinden ya da Pancake üzerinden. Nerede çıkıyorsa bunu zaten Telegram kanallarında kontrat adresini kovalayarak takip etmeniz lazım. Burada çıktığı gibi alırsanız belki sonrasında güzel bir yükseliş hala verebilir. Verirse üzerine 50x bile koysa, 10x bile, hatta 2x bile koysa üzerine sizin için bir kar olur. Hani buradan ne kadarsa artık şeyiniz, oradan da satabilirsiniz. Bu da ayrı bir yöntemdir aslında. Bunu başka bir videoda, ilerleyen videolarda vermeyi planlıyorum. Nasıl yapılabileceğiyle alakalı, ama şimdilik dediğim gibi çok uzayacağı için sadece yöntemin ismini söylemiş olayım sizlere. Ya da son olarak da hani bunların hepsini bir kenara bırakırsınız, yatırımcı olmak istemezseniz sonunda oyun çıktığı zaman gider buraya ilk oynayanlardan olursunuz. Hani bunu ilk takip edenlerden olursunuz. Bu da benim de oyununu beklediğim gibi bir seçenek olabilir sizler için. Siteye geri döndüğümüzde takımı sizlere göstermek istiyorum. Oyun karakterleri gibi yapmışlar. Yalnız sadece ismi koymamışlar. Bu güzel. Biliyorsunuz buna dikkat ediyorum genelde. Bu bir artıdır zaten. Üzerine tıkladığınız zaman direkt sizi LinkedIn'e yolluyor. Yani bu da gayet güzel bir özellik. Bu arada sosyal medyaları da var. Twitter'a biraz daha fazla önem vermişler. Telegram'ı da aynı şekilde 25.000 üzerinde daha fazla hype olma yolunda devam ediyor. Telegram'da da 22.000. Bunların linklerini de aşağıda vereceğim. Whitelist'ine gittiğiniz zaman da şöyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar karşınıza. İlk başta sizin e-mail adresinizi ve bu MetaMask cüzdanınızı isteyecek sizden. Hani herhangi bir pedi seçmenizi isteyecek. Sonrasında ise listedeki diğer kısımlarda zaten çok az bir şey var. Katana'yı Twitter'da takip et, Bluezilla'yı takip et, Gamezone'u takip et, aynı zamanda share on Twitter, paylaş ve bu join Telegram'ına katıl. Birkaç tane de arkadaşlarınıza paylaşırsanız diye başka bir şey daha var. Yani buradan puanları toparlayarak da arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşabilir ve whitelist'ten size çıkma şansını arttırabilirsiniz. Bu neden önemli? Onu da son olarak söylemiş olayım. Diyelim ki sizlere whitelist'ten 20 dolarlık, 30 dolarlık bir hak çıktı. 30 doları yatırıyorsunuz buraya. Sadece 30 dolar bir yatırım yapıyorsunuz buraya. Herhangi bir yatırım başka yapmanıza gerek yok. Ondan sonra bu proje 100x yaparsa, 200x yaparsa, 300x yaparsa, diyelim ki 30 dolarınız 100x, 200x, 300x artmış oluyor. Yine matematiğini tamamıyla size bırakıyorum. Süper! Yine güzel bir bölümü geride bıraktık. Umarım verdiğim bilgiler sizlere yararlı olur. O şanslı birkaçınızı belki buradan zengin bile edebiliriz. Umuyorum ki yani, bol kazançlar diliyorum. O yüzden eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda beni Twitter'dan böyle şeylerin hızlı paylaşımları için takip edebilirsiniz. Yine Telegram'da aynı şekilde aşağı linklerini bırakacağım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.